Bir şey demedin. Yani ben doğru mu anladım? Sen radyoya çıkıp yaşadıklarını anlatacaksın, öyle mi? Evet. Yani herkese cesaret verebilmek için ismimi vermeyeceğim. Mavi tüylü geyik olarak. Yani Nefes, biz bu yaşadıklarını unutman için o kadar çabalamışken... Ben yaşadığım kötü şeyleri unuttum. Yani unutmayı seçtim. Seninle çok güzel bir hayatımız var. Seninle, oğlumuzla, doğacak çocuğumuzla çok güzel bir hayatımız olacak. Ama ben benim gibi nefesleri unutmam. Unutmam da. Ben onlara bir söz verdim. Onlara umut olmaya söz verdim. Hayır. Belki radyoyu bir sürü kadın arayacak. Adını bilmediğim, nerede yaşadığını, neler yaşadığını bilmediğim ama tahmin ettiğim. Belki radyoyu bir kadın arayacak. Bir kadın bana neler yaşadığını anlatacak. Tay, bir düşünsene. Tek bir kadın olsa bile ben o kadına umut olacağım. Yürü be Nefes kaptan. Vallahi yollar seni. Nefes Hanım. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Beyaz Orkideler Derneği'nin hazırladığı programa hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Beni kimler duyuyor, kimler dinliyor bilmiyorum. Ama yalnız olmadığımı biliyorum. Beyaz Orkideler Derneği'nin vasıtasıyla sizlere ses olmak için buradayım. Her türlü şiddete maruz kalmış kadınlar için buradayım. Çünkü ben de o kadınlardan biriyim. Adım Mavi Tüylü Geyik. Henüz 16 yaşındaydım. Arkadaşlarım okula giderken... Ben babam tarafından bir adama satıldım. 8 yıl boyunca bir eve hapsedildim. 8 yıl boyunca her türlü şiddete maruz kaldım. Tecavüze uğradım. Tecavüzden benim bir çocuğum oldu. Yaşadığım bu cehennemde benim bir umudum oldu. Oğlum. İkimizin de sadece sevgiye ihtiyacı vardı. Oğlumla beraber bir dünya kurduk. Biz bu dünyaya inandık. Ve bu dünyaya kimseyi sokmadık. Her türlü şiddete rağmen boyun eğmedim. Umudumdan vazgeçmedim. Oğlum için. Kendim için. 8 yıl boyunca tam 22 kez kaçmayı denedim. Her seferinde yakalandım. Bir odaya hapsedildim. Her türlü işkenceye maruz kaldım. Aç bırakıldım. Daha kendim çocuktum. Çocuğum daha oldu. Onu kaybettim. Ama kurtulma umudumdan asla vazgeçmedim. Sessiz kalmadım. Boyun eğmedim. Vazgeçmedim. Oğluma verdiğim sözümden dönmedim. Sonunda biz bu cehennemden kaçmayı başardık. Ama bu sefer de beni geçmişim bırakmadı. O cehennemden kurtulduğumu sandım. Bu sefer de insanların kötü sözlerine maruz kaldım. Suçlandım. Yargılandım. Yalnız kaldım. Yalnız olduğumu düşündüğüm bu dünyada... Aslında yalnız olmadığımı fark ettim. Bu şiddete karşı sessiz kalmayan... Her daim yanımda olan, yaralarımı saran, kötü anlarımı iyileriyle değiştiren, hayallerimi, umutlarımı beraber yaşadığım bir adamla tanıştım. Oğlumla kurduğumuz, kimseyi sokmadığımız bu dünyaya kendisi girmeyi başardı. Şimdi onun desteğiyle sadece hayal dünyasında değil, gerçek hayatta gerçek mutluluğu yaşıyoruz. Ben bunları size cesaret vermek, umut olabilmek için anlattım.
Ben Mavi Tüylü Geyik. Siz de isminizi vermek zorunda değilsiniz. Sevdiğiniz çiçek isimlerini kullanarak siz de yaşadıklarınızı anlatabilirsiniz.